Boyabat'la ilgili olan ilişkileriniz, Boyabat'a olan sevginiz, Boyabat'a olan bağlılığınız, Evet. çok işler yaptınız, yurt dışına gittiniz, Evet. orada fuarlara katıldınız, İstanbul'da çok işler yaptınız. Hala da memleket sevgisi devam etti. Şimdi buraya ev yaptırdınız. Efendim yaylada bir yeri var. Efendime söyleyeyim şu Güreş Ağalığı var. Bir de bizim yürüyelim arkadaşların mensubu olarak doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Yani yani ev olsun mesela. Niye geldi bu adam? Ha, şimdi orada başlayayım. Niye geldim? Özellikle de köyünüzde kalıyorsunuz. Köyünüze yeni evler yaptırmışsınız. Ben Evet. Boyabat'a olan, köyünüze olan sevginizle devam edelim. Şimdi ben işi kendi İstanbul'daki işimi 1998'lerde işten elimi çektim. Oradaki evimi de yapmış. Bulunuyorum. Çoluğu çocuğu da eve yerleştirdim. Ondan sonra baktım ki çocuklar yeni nesil olduğu için ben çocukların işine fazla karışmamaya başladım ve İstanbul'da da durmayı aklımdan biraz çıkardım. Dedim ki çocuklara ben köye gitmek canım istiyor. Buna ne diyorsunuz? Onlar da dediler ki baba gitme ya köye. Burada işte İstanbul'un sayfiye yerlerinde, Şile'de, şurada burada bir yer alalım. Orada durarsın falan dedi. Yok oğlum ben Şile'sini nereden tanırım? Şile'yi tanıyorum ama Şile'deki insanları tanımıyorum. Benim hastalığımda kim gelecek? Düğünümde kim gelecek? Derneğime kim gelecek? Kime merhaba diyeceğim? Sokağa çıktığım zaman kiminle tanışacağım, kiminle konuşacağım diyerekten ben İstanbul'u hiçbir zaman İstanbul'un kenar semtlerini hiç şeyimden çıkardım yani. Ben köyüme gideceğim dedim. Size de orada bir ev yaparım. İki katlı bir ev yaparım. Oraya yerleşeyim. Yani Boyabat'ı sevdiğim için Boyabat'ı çocukluğumda Boyabat'ta geçtiği için, köyde geçtiği için öz annelerime bağlı kalmak için bir de çoluğum çocuğum ben buralarda kaldığım zaman yöreyi, töreyi unutmamaları için geldim. Biraz da memleket çağırdı seni. Tabi biraz da memleket çünkü eski dostlarım, tanıdıklarım hep buralarda. Yaylacılığı iyi bilen, çocukluğum yaylalarda geçtiği için, o havayı oralarda alamayacağım için, 1999 senesinde hafif bir rahatsızlık geçirdim. Geldim buraya, yaylaya çıktım, arabamın içine yatağımı, yorganımı koydum, bir de çadır kurdum. Yaylada 15 gün kaldım, gece gündüz. Minibüsün içine de yatağa serdim. Çadıra da kıvırı zıvırı çıkardım. Bab, bacak, yemeklik falan. Efendim bir çamın dibine çektim arabayı. 15 gün orada. Yörük gibi yaşadınız. Yörük gibi yaşadım. Hanım da yanımda. Oradaki mal çobanları falan geldi. Bu arada Yanımda. yaş kaç olmuştu? O zaman 2000 senesinde tam 50. 1949 doğumlu olduğum için 99 olunca da tam 50 oluyor. 50'de Hatta geldiniz. 1999 depremini ben yaylada yaşadım. Ufak bir sallantısını duydum. Minibüsün içinde o gece. Yatıyorum. Bir köpek devamlı çöküyor. Yanımda da bir köpek geldi o arada. Hangi yayla bu arada? Ömerköy yaylası. Ne kadar uzaklıkta buraya? Buraya tahmin ederim şöyle 20 kilometre falan olacak. Ömerköy'ne 20 kilometre. Evet. Evet. Ondan sonra orada gece yatıyoruz ya. Abi yaylada kimse yok. O arada bir Allah oluyor orada. Yalnızım bir karıyla bir ben. O yakın köylerde bir köpek geldi orada yanımıza durdu. Bir şeyler veriyoruz ya. O gece de devamlı çokuyor köpek. Lan niye çokuyor bu? Ya, kenardan bir kurt mu geliyor, domuz mu geliyor, ayı mı geliyor falan. Minibüsün çadırın içinde de bir lamba yanıyor yalnız. Lan şöyle minibüs şöyle bir sallandı. Lan irkildim birdenbire. Birisi mi geldi de sallıyor. Ama köpek de çokuyor. Köpek insan gelmiş gibi çokmuyor da öyle çokuyor. Sallandı. Sabahleyin kalktım, yalnız arabanın müzik sesi de kısık ayarda devamlı şarkı dinlerim ben. Şarkılara çok şeyim var. Efendime söyleyeyim. Sabahleyin ben uyanırken radyoda haber geçti. Deprem oldu. İzmir, Gebze, Ümraniye saymaya başladı. Bilmem ne nokta deprem Neymiş işte anne? bilmem ne falan filan derken
Ben de o gün yeri değiştireceğim, Bürnük tarafına gideceğim. Orada da bir 10-15 gün kalayım diyeyim. Falan derken sabahın bir radyoyu açtık. Devamlı deprem daha şey, fazla haberler vermeye başladı. Ondan sonra biz tası tarağı vardı, topladık mülbise yığırdık. Bürnük'e geldik. Bürnük'te telefon var, cep telefonu yok o zaman. Sabit telefondan arıyoruz, İstanbul çıkmıyor. Ondan sonra bulamadık, İstanbul'a ulaşamadık. Oradan buraya Bektaş köyüne indik. Bektaş köyünde nasıl olsa telefon düştü. Şey yaptı, çıktı, çocuklar aradım. Baba evimizde de bir şey yok, bizde de bir şey yok. Şu anda biz aşağılara indik, arabaların içinde oturuyoruz. Ama felaket olduğu belli. İzmir, Adapazarı daha fazla genişliyor şey. Röportaj daha fazla genişlemeye başladı. Derken oradan geldik buraya. Köyde daha, buna da çocukla kalalım, merak etmeye gerek yok. Buralara da gelmeye de gerek yok çünkü her taraf tıkalı, yollar kapalı, hiç de gelmez. İsteseniz de gidemezsiniz. Daha buraya göç etmemiştim. Ondan aradan bir sene sonra karar verdim. 2000 senesi. Bu evi 2000 senesinde temelini attık Mart ayında. O zaman köy serüveni başladı. Köye yerleştiğiniz için pişmanlık duydunuz mu? Hiç pişmanlık duymadım. Çünkü eşi, dostu, akrabayı, yöreyi, töreyi. Şimdi İstanbul'a bir yabancı köyüne gittik. Kime benim karnım açtı, bir ekmeğim, bir ayran verdi içerim diyeyim. Ama burada Boyabat'ın hangi köyüne gidersem illaki benim ağabeylerimi, özgeçmişimi tarayanlar var. En azından bir su isteriz, bir ayran isteriz, bir ekmek isteriz. Orada bir dostluk kuruyoruz, bir ahbaplık kuruyoruz, özgeçmişleri tazeliyoruz. Benim ağabeyim de bu Yakup Ayhan'ın babası da pehlivandı. Oralarda çok pehlivanlık yaptığı için çok da düzgün bir insanıdı. İsmi neydi? Emrullah Ayhan. Öbür büyük abimin ismi Ahmet Ayhan. Onlardan doğru bu memlekette şu civarlarda tanımayan yok Emrullah ağabeyim. Çünkü 1967'de traktör aldık. O traktörlerde o zaman kimsede traktör yok. Köylerin hepsinde iş görmeye gidiyoruz. Çift sürüyoruz, birinin kermesi çekilecek, odun getiriyor falan filan. Öyle de çok böyle kuru saraylarda, şuralarda, buralarda falan hep harman makineciliği de yaptık. Harman da dövdük, makinemiz de vardı. Oradan dolayı bu civarlarda eş dost çok. Hangi köye gidersen ben Umar köyünden Emrullah'ın kardeşiyim diyorum. O zaman hemen adamı çok bir iyi adamdı. Güreşçi olarak tanıyorlar herkes. Hem güreşçiyim bir de çok sevgili şey yaptık, sempatik bir adamım. Yani. Kimsenin hatırını yıkman, hani bizim Boyabat'ta bir darakçı var, motorunu yıkmam, hatırını yıkmam, bilmem ne vardı ama ağabeyim de öyle bir adamdı. Tarakçı hoca. He, Tarakçı hoca. Öldü. Evet, evet, rahmetli oldu. Onun gibi. Ağabeyim şeydi yani. Neyse, insanlar... oğlu da öyle. Sempatik bir insan. Ha, öyle mi? Ben tanımıyorum oğlu. Şey yok, Tarakçı'nın değil. Emrullah. Ha, Emrullah tabii. Yakup da fena değil. İyi. Efendime söyle. Onun için bu memleket, yani ne kadar şey olsa vatan işte. Vatan için bıraktık, geldik. Burada iyiyim yani şimdi. İnşallah buralarda. Gözünüz arkada kalıyor mu? Hayır. Kesinlikle. Sıfırdan ortaya çıkardığınız firmaya emin ellere teslim ettiğinizden emin misiniz? Tabii canım. Hem de nasıl? Yastığa hem, başınızı rahat koyuyorsunuz yani. En bak, Boyabat'ta mutlu bir aile arıyorsam ben bir numarayım. Allah benim olmaz. Üzerime mutlu aile olacağınızı ben tanımıyorum. Ne gelinlerimden, ne oğullarımdan. Çevremden de çok şeyimdir yani. Bir Allah'ın kundası ben de bir ayrıcalık duymaz bana. Böyle olunca burada rahat yaşamak mümkün. Çok rahat. Bir şeyim var. Yani orada şirket. Çünkü ben orada 7-8 makineyle bıraktım. 560 tane, 570 tane makine olmuş. Biglifi de saymıyorum. Geri kalan gayrimenkulleri de saymıyorum. Onun için daha çoluğun çoluğun boyuna işi toparlamışlar. İlk günkü gibi, ilk günkü heyecan gibi çalışıyorlar. Gelinlere de diyorum ki, oğullarıma da dahil, eltiğin çocuğunu kendi çocuğundan daha fazla seveceksin. Lokmanın büyüğünü eltiğin çocuğuna vereceksin, küçüğünü senin çocuğuna vereceksin. Bu anca böyle yürüyor. Ve öyle de gidiyor. Çok rahatız. Şimdi buradaki evde de rahat, mutlu yaşıyorsunuz. Tabii bunlar geldikleri zaman alt katta zaten mutfak, diğer lokallar hepsi yatak odasıdır. Güzel bir ev yaptık. Bahçeniz de güzel. Bahçemiz de güzel. Rahat gelebiliyorlar. Atınız da güzel. Ha, bizim evde kayınla kaynata, gelin bilmem ne sürüşüğü hiç yoktur. Kesinlikle.
Her yere gidebiliyorsunuz. Güzel bir cebiniz var. Evet. Cip varken bu at merakı nereden çıkıyor? At meselesine gelince bu kilo pantolonu diktirince ondan sonra bir yelek ceket tarzı oluştu. O da olması lazım. Bu pantolon. Bu uyuyor. Ondan sonra şapkayı büyük aldık. Hatta Elazığ'dan 8 kuşa şapka getirdim. Onu giydim. Şimdiki şapkala biraz şey kalıyor bunun yanında. Ondan sonra direkt bir de körüklü cizme aklıma geldi ya. İşte körüklü cizme yaptıralım. Yaptırdınız mı? Yaptırdık. Aydın'da yaptık. Almadınız, yaptırdınız mı? Yaptırdım. Tabii Aydın'dan, Aydın'a sipariş verdim, oradan yaptıra gönderdiler. Bulamadınız da mı yaptırdınız, özel olsun diye mi yaptırdınız? Özel, bunlar özel yapılıyor. İstanbul'u karış karış gezdim, İstanbul'u bulamadım. Ne Tahta Kalesi'nde, ne Gedikpaşa derler, eskiden Gedikpaşa kundaracılar semtiydi. Ne Kadıköy'ünde, birisi beni getirdi, ya filan yerde cizme satıyor, gel bakalım, beni hatta şirketin müdürü Kadıköy'e verdi. Yok, ben cizme falan değil onlar. Ondan sonra ölçüyü aldık, Aydın'a siparişi verdik. Adam dedi ki, çizmeyi yapan genç bir çocuk, şöyle 50 yaşlarında falan bir çocuk herhalde. Amca dedi, eğer pantolonun külot değilse, yelek ceket yoksa, büyük şapkalı yoksa ben cizme dikmem. Usta da ustaymış o zaman. Ha, fotoğraf, hemen dedim sen nasıl? O zaman da bu telefonda çıktı ya, hemen fotoğrafı şey, şark gönderdim, tamam amca dedi, dikiyorum dedi. Kaç para? 600 kağıt mı? 700 kağıt mı? Ben sana 500 lira mı dedim, 600 lira mı dedim, pazarda gittim. Cizmeler gelecek. Gacırda mı yoksa para yok. Cizmeler geldi, giydik. Çocuklar giymiş, İstanbul'a geldi. Gacırtısını bana gönderdiler, gösterdiler fotoğraflar. Parasını hemen çıkardık, parayı gönderdik. Gıcırdaması lazım yani. Adamla da tanışıyoruz şu anda, Facebook'ta paylaşıyoruz falan. Karadeniz yöresinin körük yüzmesini, reklamını yapıyoruz. Fakat kimseye de daha şey yapamadık. Söylüyoruz ama diktiren insan yok. Neyse bakalım bu haberlerden sonra. Sonra? Ondan sonra yüzmeler de geldi. Sonra bu sefer direkt işte, kenardan eşrop. Ya sana bir de at lazım. Bu arada at yok. Yok. Hiç yoktu. Yok. Ama atabilmeyi biliyorum. Çocuklukta atımız var. Ya o zamandan biliyorsunuz. O ciplak atabilmeyi de çok iyi biliyorum. Daha sırtında yani, hiçbir şey olmayan atabiliyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Hem de nasıl bir köyün en azgın atına bildiğim yine düşmem. Araziden atları getirmeye gittim dedi. Bir çukur yerden geçiyordu böyle argın şeyinden. Hemen hangisi denk gelirse onu atlayacak. Köyünde en azgın, azılı diri bir atana denk geliyor. Bu at da büyük, Arap atı gibi büyük bir at ya. Abi yazıdan bir başladı bunda 4-5 at. Nasıl birbirlerinden kapıştılar. O hendeklerin üzerinden, o atların üzerinden. Ben yalılardan tuttum anasını satayım. Geliyor, ağaçların altından geçiyor, eğiliyorsun. Falan ta şuradaki çayım oradan işte, akılan çayım. Bekle şimdi buraya. Ondan sonra baktım, bu şimdi köye yaklaştım. Bu şimdi avluya girerken üstteki avlunun şeyi alçak. Beni üstünde vurarsa ne yaparım? O aklıma geldi ya ta ya. Şuradan bir yerden ayvalık vardı böyle. Duvarların şeyinde ayvalık çok. O duvarın arasında bir geçit var. At oraya yöneldi. Oradan geçerken aslı ayvalardan tuttum, at altından gitti. Ben avluya da girmeden kurtuldum. Cüneyt Arkın gibi yaptı. Aynı ya, aynı ya. Hayvan serüven oldu. Hiç unutmam. Hiç. Ata ama atla şey böyle. Dört tala gidiyor ama süzülüyor ya. Sonra size at almanız tavsiyesinde bulundu. At almam tavsiyesi kendi kendime şey. Arkadaşlar böyle söyleyince ben at alacağım, bir at alayım falan diye ki hanıma da söylemiyorum. Şimdi at alacağım deyince hemen bu şeydi. Düşersiniz geldi, edersiniz diye. He, karşı geldi. Bir de atamı bakacağız bilmem ne falan. Bir inek alsam da buzlu olsun, üstü dolu ineğe alıp bilmem ne yağ, yoğurt falan. Ya bırak şimdi yağını yoğurdu falan dedik. Boyabat'ta kasap Şahin vardı. Var şu anda yine. Ben Şahin dedim, bana bir at bulalım. Nerede işte bulsak. Buralarda bulamadık. Taşköprü'ye gittik. Taşköprü'de de Facebook'ta bir arkadaş da gördüm. Ben bu at neyin nesi dedim. Dayıydı bizim bir arkadaşın atı dedi. Rafan dedi. Neyse o ata gittik baktık. Atı gördüm, bindim, eğerini taktılar falan. Atın pek şeyini beğenmedim. Küpünü de kırımsı bir at yürüyüşünde. Ondan sonra Taşköprü'nün içinde Cansu diye bir adamı tanıyormuş Şahin. Biz dedi Cansu'yu bulalım. Cansu da eski tecirlerden Şahin'i de tanıdı. O bilse de o bilir dedi. Cansu'yu da şeyde bulduk. Taşköprü'nün içinde çiftlik kahvesinde oturuyormuş. Onu bulduk. Biz de Cansu'da yine şurada çay içelim dedik, oturduk. Cansu dedi ki bende bir at var. Bundan daha güzel yürüyor. Çarşının içinde, Taşköprü'de, evin önünde, çarşı ya,
Kasabanın içinde. Avlusu var, küçük bir avlusu. Atı dışarı çıkardı, yeğenini çağırdı, yeğerini dağıtladı. Çocuk bir bindi arabaya, rah 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 at güzel yürüyor. Ondan sonra ben de videoya çekiyorum. Getirdi, bir de ben bindim, bir gittim geldim. Cansu dedi ki kasap şahini bu biner atar. İçinize sindi. Adam da aynı benim gibi külot bantlı. Çarşıya geldik. Cansu 3000 lira para istedi. Karnımızı doyurdu. Aradan bir iki ay geçti. Ben bir yerlere gittim. Geldim. Oradan gelene kadar belki fiyat da düşürür, müşürür falan dedik. Yine telefon ettik. Hiç inmiyor. Gittik atı. Cansu dedi ki sen atı, nallarını çaktık. Yeri yok. Çıplak. Atı boya bata getirdik. Orada pazara gelen arabalar varmış. Onlar attı boya bata geldi. 3000 lirasını saydık. Atı aldık. Ondan sonra eğer ısmarladık. Eğer nereden geldi? Tosya'dan geldi. Eğeri de gittik. Koyduk. Hala biniyorum. Daha bugüne kadar da attan düşmedim. İlk gördüğünüz gibi değil mi? Atın hulusuyu öyleymiş yani. Tabii tabii atın anlattı zaten adam. Isırması, depması şöyle böyle yok. Çok güzel yürümese de iyi bir, fena bir afan değil. İyi. Kaç yaşındadır atınız? 5 yaşında herhalde yok. Yalnız bu boya bata falan getiriyoruz. İşte Panayır'da gittik daha önce 15 Temmuz'da falan geldim. Fakat asfaltta yürürken korkuyor biraz kayarım diye. Evet. Ama toprak yolda iyi gidiyor. Bir de sürülmüş. O zaman gideceksen bu yeni açılan yoldan doğru gidelim. Hayır. Orada bile sert kalmıyor. Böyle toprak olur. Çakıllı mı? Doğal olacak. Doğal olacak. Bir de bu sürülmüş tarlalar var ya oluyor ya bazı kere. Evet. Orada daha şahane yürüyor. Kendini alamıyor ya. Batıyor ayakları. O zaman başlıyor. İyi yürüyor. De yokuş yukarı. O kadar yürüyor ki. Şimdi asfalt için ayrı bir. Bir de horluyor böyle. Horul. Hor. Hor yaptıkça ben dedim bu sesi duydum. Atmalı sesini de duydum. Bundan sonra ölüm senden kalmıyor. Buralarda video falan çekti. Çoklarına... Çıkarken bin, inerken in derler. Doğru değil mi? Tabii canım. Yokuş aşağı inerken in. Hayır, yokuş çok dik olursa ineceksin. Bazen normal yerde inmeye gerek yok. Atın iyiliği için. Tabii at iyi. Devamlı inişlerde üstünde bir de yük olursa zorlanır. Peki yani, siz o kadar lüks binaların içinden çıkıp memleketinize geldiniz. Evet. Cipiniz yerine attan zevk alıyorsunuz. Evet. Bir de siz atla gezme ziyadesinde bir de yürüyüşlere katılıyorsunuz. Evet. O nasıl oluştu? O fikir nasıl doğdu sizde? Onun için Ahmet abi ben çoktan beri takip ediyorum. Facebook'ta zaten arkadaşız. Daha önce de yakımın vasıtasıyla tanıştık. Misafirimiz oldu. Ahmet abi ilk şurada tanıdım. Ben yaylada bizim evin önünde bir saçta yengem vardı orada dayımın karısı. Yoğurtlu ekmek yapıyorlar. Hemen sadece vurdu ateşi yaktılar. Ahmet abi de o gün orada ses atıyor. Oraya geldi oturdu. Ahmet abi'nin orasıydı biliyorsun sana. Ya dedi Ahmet abi doktorla mı geldi? Kiminle geldi dedim bilmiyorum. Ya burada bir ekmek kokusu geliyor dedi Ahmet abi. Duvarın da hemen arkasında ekmek yapılıyordu. Ahmet abi orada bir ekmek yiyorduk ya. Oradan başladı tanışma. O arada yürüyüş yapıyorlardı herhalde. Yok. O zaman veterinerlik işiyle uğraşıyor. Orada tanıştık. Ondan sonra küçük başlar soyadı ben de şey biraz eskiden kaldı kulağımda. Yani. Şey. Ondan sonra Yakup'un da tanıdığı çıktı. Bizim buraya bir akşam misafir buluyorken ondan sonra iğne aldık, ilaç aldık. İşte köpek hastalandı, köpeğe iğne vurdu, kedi hastalandı, ona iğne vurdu. Bir ara ben avcılık şeyi de başladı bana. Ondan sonra Ahmet abinin böyle. Ben yürüyüş işini takip ediyorum da katılamıyordum. Ondan sonra yeni işte bir iki yürüyüşüne katıldık. Ondan sonra bir Antalya serüveni var. Oraya gittik. Ben de atlattım iki sefer. Güzel inşallah ondan sonra. Nerelere yürüdünüz yürüyüşte? Hatırlıyor musunuz? Buzluk, durağın buzluğa gittik. Bir de seyircek yaylalarına gittik. Nasıl sizce yürüyüş, İyi. Ekibiyle yürüyüş yapmak? Ya yeni arkadaşlarla tanıştık. İyi oluyor benim için zaten. Ben avcılıkta zaten yürüyordum. Zaten köylerde yürüyordum. Yeni bir arkadaşla tanıdım. Biraz Ahmet abi var. İşte koca var tanıdığım benim. O da Bektaş'tan evli olduğu için bacanak falan derken. Böyle biz halk adamıyız. Biz öyle şey değiliz ya. Biz ne kadar şey olsa da halkın içinde yaşayalım. Sizin daha farklı bir katkınız oluyor memlekete. Boyabat yağlı pehlivan güreşleri yapıldı. Evet. Orada da sizi farklı bir kimlikle gördük bu sefer. Yani yine evet. Ağaydınız ama bu sefer farklı bir ağ şimdi oldunuz. Onu anlatır mısınız? O şeyle başladı. İstanbul'da şey oldu, Sinoplular günü oldu. Evet. Maltepe'de. Ben hemen duydum. Duyunca da çocuklarıma dedim bugün Maltepe'ye gidiyoruz. Ben körük dizmeleri giyeceğim, şapkayı giyeceğim. O çadıra gireceğim dedim. Büyük bir çadır. Dışarıdan tabii yürüyerek arabadan indik.
Resmilerimizden gıcır 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 gıcır, gıcır, gıcır. Gidiyoruz. Gelin de arkamda, oğlum da arkamda, ben önde. Çadıra bir girdik. Oradan birisi İstanbul Dernekleri Başkanı'ndan buyur ağam dedi böyle. Yani ben öyle gördüm. Şimdi tarz orada yok. Yine teksiniz orada tarzaları. Hemen oturduk. Kimsin, neyin, nesin? Tanıştık. Orada tanıdık bir arkadaşla daha geldi. Onlarla falan reyonları dolaştık. Zaten reyonların çoğunu tanıyoruz. Ya Ali dayı sen bu tarzda var mıydın sen dedi. Niye başladın Ali? Ruhi Ünlü'nün oğlu, efendim kebapçılar, pirinççiler falan filan derken. Bütün Boyabatlı sınıflar orada. Evet, ondan sonra kolunda da şeyle geziyor işte. Dernek başkanları biri bir yanında, biri bir yanında falan. Ağamız işte hayırlı olsun dünyaya geldi falan. Bir 15 dakika şimdi milletine haşır neşir olduk. Ondan sonra beni sahneye çıkardılar orada. Şarkıcıların sahnesine. Yine biz Boyabat'taki bu usulü okuduk orada. Durağının yukarısından, hanımının aşağısından, Gopurmak boyundan, Omar Koyulu, Ali Ayhan. Ayhanlar büyük ve platformu sahibiyim. Ooo dayı sen, ya sen cazgırlık işlerini de biliyormuşsun falan derken biraz daha devam ettik derken ilk şey oradan başladı. Ağalık. O arada dışarı, orayı gezmeyi bitirdik. O Sinop Dernek Başkanı dedi ki, buraya da geldi o genç bir çocuk ev felekli. Dayı dedi, ağam dedi, dışarı bir şey geldi. Kaymakam, belediye başkanı geliyorlar Boyabat'tan. Gelmişler de karşımda. Bir dışarı çıktık, dizildik. Milletvekili beni görünce hemen yarıştı boynuma kulağıma. Dayı sen kimsin, kimsin? Ben şapkayı aldı başımdan, taktı başına. Belediye böyle, ay dayı var. İşte kaymakam falan filan. Bir sarmaş dolaş onlardan. İlk şeyi orada başladık böyle fotoğraftır, söyleşidir. Daha zor bir iş ilk zaman. Tokalaşmaktan bıktık. Hemen onlarla beraber falan. Orada buraya şey de geldi. Bu Recep Ağa da geldiydi. Recep Dursun. Evet o da geldi. Boyabat Yağlı Pelevan Güreşleri'nin 3 yıldır ağlığını yapan. Ya, ondan da orada bir merhabalaştık. Tokalaştık falan. Beni orada bir şey sardı işte ağlık ruhu. Ondan sonra Boyabat'a geldi. Kaymakam yanıma geldi. Oraya çayımı kahvemi çıktı. Kaymakam'a dedim ki bak ben oraya yanına gelirsem ben kapıdan girince sen ayağa bakarsın beni göreceğim. Benim cizmene kötü gıcır diyordu. Bakmam mı değildi şimdi. Giden kaymakam. Ümit Hüseyin Güney falan. Hemen orada konuştuk. Dayı sen kimsin? Neredesin? Falan filan. Biraz ben anlattım. Dedim ki kaymakam'a bizim Boyabat'ta da sen benim sırtımı unlu görünce değmenci falan mı sandıktın beni? Kaymakam'a. Kapıyı al kolumu anlıyor musun? Ben dedim Boyabat'ın güle şansı olmak istiyorum. Tam o zaman Ümit Hüseyin gitmedi. Hiç. Ne kadar oldu bir seneye? Bir seneye geçti. Ya hani İstanbul'da bir şapkalı cüzmeli dayı vardı ya oradan başladık. İşte öyle şakalaşa makalaşa devam ediyor işte. Şöyle. Hep esprili böyle güler yüzlü. Artık köylerde de artık bu köyde soruyorlar bu köyün ağası kim işte Ümit bir Ali amca var diyor. Ondan başka bu yörelerde yani saydığım yörelerde başka yok. Ağalık yakışan yok. Giyim tarz ama gitti. Esas ağanın verdiği şeyi veremiyoruz ama tarz giyim şimdi bizim Yaşar Gül'ünle yumurum ya oraların ağası evet. Da o ya biraz da sofrası çok genişti Yaşar Gül'ün. Benden filan fazla. Yok diyorlar bizim Yaşar Gül de diyor. Bu diyor çıkıp da 50-60 milyon filan veremez. Siz, Yaşar Gül de sizden ağa olmaz diyor. Şahin'den Omar Koylu, Ali'den, Fatih'den ağa olmaz diyor. Ama Yaşar'a göre biz onun yanında olamayız. Yine de olamayız diyor. O daha çok misafir koyuyoruz. Falan öyle söyleşmişler. Ben şimdi esasa binince Yaşar bana telefon etti, özür diledi. Ya ben böyle böyle demiştim ama dümür dedi. Sen bu işte ciddi misin? Ben oradan kalkmayacağım Yaşar abi dedim. Fatih'e de dedim. Yapamazsın sen. Ya o diyor bir ağa da gelmiş diyor. İstersen o ağaya bir 10 bin lira ve de diyor çıkmasın oraya diyor. Ben vereyim tanıyorum ben ağayı. Hadi külahımı anlat sen benim. Siz karşıda oturuyorlar böyle. Telefon dediler bizim işte bana şey güreş günü. Ben oraya oturdum. İstersen de niyetim vardı. Birisi veya kibrit çaksatlayacağım o kibrit. Anlıyor musun? Hadi ya niye oturuyorsun hemen gideceğim. Allah'tan da işte benim işlerim böyle hep başarıdan başarıya gidiyor. Nasip sabır. Sabır. Çıkmadık. Bu adam da üçüncü seneye doldurmuşumuz. Bu senede onun oturmayacağını duyduk. Size de bir şans doğdu. Boyabat'ın birilerine de sorduk. Kimse oturmadı. Sen geçen sene kimse oturmadı. Hiç kimse çıkmadı. Ne Koç Ağalığı'na çıktı, ne Büyük Ağalığı'na çıkmadı lan. Bu senede çıkmaz dedik.
Allah da karşımıza yine bir daha. Oraya oturunca ben adayım demek mi oluyor? Tabii canım. Oraya 2-3 kişi oturtturuyorlar zaten. Artırmayla gidiyor. Bizim şimdi kimse gelmedi ki. Rakipsizdiniz. Dün orada bizi gören adam kendi kim oturttu? Kendi kendiyle yarıştı. Beni o şekilde görünce kimse şey dolaştı tabii. Alt yapı duyuldu. Onu diyor verdik yani. O şeyi verdik millete. Evet. O da yerine oturdu. Güreşlerin yapıldığı gün Boyabası tadına geldiniz. Oradaki atmosfer nasıldı? Yani kendinizi hani bu senin ağası olarak seçilmeden önce de hissediyor muydunuz? Tabii canım. Zaten belediye başkanıyla konuştuk. Atınan geleceğimi söyledim. Efendim portecin önünde yürüyeceğimi söyledim. Bunu zaten bir Ege'deki şeylerde gördüm. Bunu da aldım zaten. Boyabat'taki şeyinden, manifaturacıdan varmış olmasın. Bunu da aldık. Boyabat'a gittik atını, portecin önünde yürüdük. Kasap şeyin diye ağa gidiyor diye atın üstünde veren. Öbür tarafta 6. Mustafa Yalısallı'ya ah dayım, Ali dayım, ağamız gidiyor. O güzel olmuş. Büyük caminin önünden stada kadar kortejin önünde yürümeniz. Pehlivanlarının büyük caminin önünde tanıştık. Bir de pehlivanların da buraya gelmeden önce Şile'den bir pehlivan tanıdık. Benim oğlumun arkadaşının arkadaşıymış. Onun da bu yanına geleceğini duyduk. Telefon ettik. Yarın gelince sizinle görüşürüz. Bir de pehlivan güreştirme şeyimiz olacaktı. Onun da 6 tane pehlivan güreştirdik. Ayanlar platformu kaç sefer okundu. Evet. Tabii. Onu da buraya gelince hemen ayarladık. Yüksek pehlivanlardan çocuklar da razıydı bu işten. Gelin dedi. Razı. Hanım da oradaydı dün akşama kadar. O da hoşuna gitmiş. Kaç parayla başladı? O geçen sene 40'ta bıraktı. 44'te. Evet. Ben direktman açık artırma yapılmadı zaten de ağamızın gönlünden geçen ne diye sordular orada. Sen de oradaydın. Evet. Ben direktman 50 dedim. Sonra? Sonra valiye gittik. Valinin yanına gittiler. Valim işte ağamız 50 dedi. Sizin gönlünüzden geçen sizde falan. Hele bir de valimizi, büyüğümüzü soralım. Kaymakamımız, jandarma komutanı, işte emniyet müdürler falan. Ya ağamız iyi başlangıç yaptı ama bizim için 55 yapabilir mi? Falan dediler. Kabul dedik. Hemen kabul ettiniz. Arkadan bizim Gerzel'le geldiler. Benim çok eskiden tanıdığım evet. Gerzel arkadaşlarım vardı. Onlarla çok ben şey geçerim. Onlar da oradan olmaz Sinop'un plakasını bulacağız. 57 dediler. 55'i verin. 55'i verin. 57'yi de verirdik. 57 olsun dedik. Bir alkış. İşi orada bitirdik. İyi bir artış yaptık yani. 44'ten 57 kaç para? 6-13 bin lira. 13 milyar. Bir de kendi kendiniz de açık artırma yapmışsınız. O da güzel olmuş. Evet. Tabii tabii. 50, 55, 57 evet, olmuş. Tabii. Rakip de çıkmayınca rahat. Plakayı da bulunca. Plakayı da bulunca taş yerine oturdu. O kemer takma şeyi nasıl oldu? Oral nasıl oldu? Anlatır mısınız? Onu belediye benim onu bana kemer takacaklarını ben şey yapmıyordum. Bilmiyordunuz. Bilmiyordum yani. Onun kemeri görmüştüm ama bana takılacağını bilmiyordum. Hemen önceki ağanın zannediyordunuz. Onun da vardı zaten. Onunkini de gördüm. Onunki altın varaklı. Evet. Delindiği söylendi. Üstüne de ismini yazmışlar. Adam herhalde kendisi yaptırmış onu. Adam biraz varlıklı beya. Böyle bize de kemer dokunmadım lan. Bize de ağlasın bir kemer. Şimdi ben de onu da takını bile biraz daha şey oldu. Ben de inşallah dedim televizyona oraya söyleşiye gidince valinin yanında da dedim. Ben de Recep Dursun gibi Allah nasip ederse 3 sene peş peşine ağlığa oturacağım. İnşallah. Allah nasip eder. Öyle başlayacaksın işte. Bakalım sonraki ağlıkla nereye kadar gider. Güreşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Güreşte çok güzel, çok ilgi ben gördü. Ben 2016'nın güreşinde de oradaydım. Çok da beğenmiştim. Hangi pehlivanların güreşini beğendiniz? Işte orada çok kalabalık olduğu için herkesi tanımak şeyim. Favoriniz kimdi? Favorimiz Recep Karay. Recep Karay. Recep Karay. Bizim pehlivanların da çoğu yendi. En sonunda bizim Recep Kara da yenilmiş. Kime yenilmiş? Balaban'ı yeniyor, çırağına yeniliyor. Salih Erinç'e finalde yenildi. Ben onu bilmiyorum, ismini bilmiyorum. Samsunlu Salih evet. Erinç'e yenildi. O evet. da çok uzun sürdü, çok çekişmene geçti. Evet. Birisi çok iri, uzun. Tabii. Diğeri biraz daha kısa. Hatta evet. biraz daha değil, bayağı bir kısa. Evet. Ama güreş bu. Atla kaldım diye evet. üzülme, üste çıktım diye sevinme evet. lafının başına dönmüşler. Boya göre değil, biraz pratiklik, teknik. Biraz teknik. Teknik ve açıklık. Biraz dayanıklılık. Dayanıklılık falan. Ama onlarda o şey yok. Yenilmişim. Üzülme. Şunla bunla. Kavga, dövüş. Hepsi bir arkadaşlar onunla. Tribünleri selamladınız. O an aklınıza geldi.
Nasıl oldu? Herkesin yok, hoşuna gitti. Daha bu hani şeyden önce şimdi durağının yukarı aşağı o beste yaptım ya beste değiş mi neyse. Bu Atın Tanrı Belediye'ye ben söyledim. Güreş Federasyonu'ndan onların başkanına dedim. Bak hiç olmamış bir şey benim güreş ağırlığında olacak. Ben herkese benzetmeyeceğiz. Benim tarzım değişik. Ben güreş sahasına hemen gireceğim. Ağırlığı da alırsam güreş sahasının atına çıkacağım. Döneceğim onu. Ya alem ki bugüne kadar öyle bir şey olmadı ama. Bugüne kadar atı olan ağa yok herhalde. Atı olan ağa yok. Efendim efendim. Ağa yaya geliyor. Olur mu öyle şey? Bizim zaten at, şeyimiz atadan gelme at bizim Osmanlı'nın şeyi. Zaten güreşlere de atadan gelme. Ha tabii canım güreşler de at da at. Gayet uyumlu yani. At da at. At da uyumlu, güreş de uyumlu. Osmanlı ok atmayı at üstünde yaptı. Hangi atın üstünde yaptı? Rafan atların üzerinde yapıyor. Dört numara koşanların üzerinde oku ayarlayamaz ama rafan atın üzerinde yapıyorsun bunu. Bana da işte o hayat hikayelerini okuyor. Okuyor, otlar geldi. O da güzel bir yerine oturdu yani.